baklava denince ilk onların ismi akla gelir. Türkiye'nin en iyi ustalarından Ahmet Usta ve Mehmet Usta bugün bizlerle burada. Bu baklavayı yiyen diyabet hastasını, şeker hastasını yani, şekeri yükseltir. Kilo aldırır mı? Aldırır. Karşınızda Fatma Nur Uçar. Patates püresi. Kaymaklı bu oldu. Bir kez daha mı bakar? Evet, bakın. Çünkü hiç bunun kaymak yok olduğuna beni ikna edemezsiniz. Maşallah çok hızlısınız. Bu hızla kesinlikle bitirirsiniz. Hangi çift nerede bir araya geldi ve burada ne konuştu? Tüyolaşma şüphesi var. Ne gerekiyorsa yapacağım, tamam. Molada sen bir şey söyledin bana, hatırlar mısın? Ne gibi? Hatırlamıyorum. Tüyolaşmak serbest mi dedin? Evet. Siz tüyolaşıyorsunuz. Buradan birilerine veda edeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şahane bir bölüm bizleri bekliyor. Finale sadece bir gün kaldı. En çok altınları kim istiyor? Ben. İşte bu. İşte bu. Dün neler neler oldu. Yanan karameller, şaşırtıcı tadımlar. Başka ne oldu? Ha? İzleyelim, hatırlayalım. Gel bunu al. O, sakın süt koy. Hayır, süt koyma şu an. Yapma ya, yapma ya. Çıldırtacaksın beni ama. Hakikaten ya, ama bu kadar yani olmaz. E vallahi her gün sizin de vırvırınızı çekeyiz buralarda. E çekmeyeceksin, hadi git kapı orada. Ha çok bileyim, sen çağırdın ya sanki beni de beni sen yolluyorsun. Kusura bakmayın ya. Gül abla, bak ben sana oldu diyeyim, benim burada. Oldu benim karamelim, oldu, oldu. Biz ilkokulu Barabey'e okuduk, ilkokulda. İlkokulda çocuklarından çok seviyordum. Mesela bir şey bulsam, bizim bahçe vardı okulun havlusunda. Bahçeden ceviz, elma, nar, her şey vardı, ayva. Koparı geldi, bir onu ona paylaşmayı isterdim. O da sana böyle bakar mıydı? O benim kadar beni sevmedi, yalan söylemeyeyim. Ben onun için ben onu çok sevdim. Vallahi ben sana sonra bu ev işi oldu. Kaynana da beni çok severdin. Evlenme çağına geldik. Bu oğla şey, askere gidecek sevdiğim. 24 ay asker yolu bekledim. Mektup yazardım, mektubu ulaştıramazdım. Telefonum yok, telefon çeker, çekemezdik, telefon yok. Mektuba neler yazardın? Her şey derdim, aşkım, canım. Mesela paralar bulursan parayı plana zarfın içine koy. Zarfına para gönderdim aşkıma. Sen peki ona hiç mani yazdın mı? Çok yazdım, çok. Bir tane okusana. Boş ver eski manilerime. Hadi ne olursun, ne olursun. Bir tane azıcık. Asker yolu beklerim, günü güne eklerim. Sen git, sen askerde askerlik yap aşkım. Ben seni burada beklerim diye yazardım maniler bir şeyler. Vay. Yazardım öyle bir şeyler. Ay artık kim yapıyor böyle şeyleri? Kim yapıyor, kim? Herkes yapamıyor ya. Kimse yapmıyor. Adı ne? Hüsamettin. Hüsamettin amcaya da buradan böyle bir şeyler söyle. Sen söyle. Aşkım ne yapıyorsun bensiz? Bensiz bir gece yatamazdın. Bu gece nasıl yattın? Canım benim. Günah, vallahi yatamaz benden bir gece. Kıyamam. Benden ayrı bir gece yatmamıştır. Yine yatamaz benden ayrı bir gece. Bugün gecesi nasıl geçti bilmiyorum. Ya ne güzel ya. Bugünün birincisi. 7 puan farkla... Seda'ya! Melek Annen'in de Dillere Destan aşkını izlemiş olduk. İnşallah tekrar buraya gelirler. Bu sefer kocasıyla gelir. Ona da soracaklarım var. Altınları her şeye rağmen Seda kazandı. Evet. Kendin inanamadın değil mi? Vallahi dün çok sıkıntılıydı Derya Hanım ama o halde bile hepsinden iyi yapmışım. Oh, elime sağlık. Gül ablayla aran nasıl? Düne göre biraz daha iyi. Trip atması gereken benken Gülen ne hala tavırlarda mı bilmiyorum. Neyse bugün biraz daha dikkatli olursunuz umarım. Evet inşallah. Ve bakalım bugün bizim mutfaklarda neler pişecek? Tatlıların top noktasında olan en güzeli, en zahmetlisi, en lezzetlisi baklava yapacağız. Bunun için birazdan
ustalarımı buraya davet edeceğim. Ama siz mi ne yapacaksınız? Çok özel, çok spesiyel bir tarif. Sadece bir yemek hazırlayacaksınız. Ama 10 kat özenmenizi istiyorum. Bugün sizin yemeğiniz mısır unlu tavuk but. Mısır ununa batıracağız, sen yumurtaya batıracağız. Sürpriz malzemeyi de sürpriz konuğumla buraya davet ediyorum. Hazır mısınız? Bakın kimler neyle geliyor. Siz onu ekranlardan zaten tanıyorsunuz. Şefliğiyle kendini defalarca ekranlarda kanıtlamış biri var şimdi. Çok dişli. Vallahi çok zorlayacak sizleri bugün. Hem mutfakları teftiş edecek hem tadım yapacak. Karşınızda Fatma Nur Uçar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Heyecanlı mısın? Sen tadım yapıp puan vereceksin. Roller değişiyor artık. Evet, yarışmacı olarak çok yarıştım. Bugün de burada deneyimim. Gerçekten çok heyecanlıyım, şu an konuşamadım. güzel olacak. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Gerçekten zor beğenirim. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar. Sonuçta en iyi bildiğin şey yemek yapmak, değil mi? Kesinlikle. Bu sefer siz yapacaksınız. Ben tadına bakacağım. Sürpriz malzemeyi de getirdim beraberinde. Şimdi mısır unlu tavuk but hazırlayacağız. Bu sürpriz malzemeyi bakalım kim nasıl kullanacak? Tamamen onlara bırakıyoruz. Buyur aç bakalım. Sen aç. Hazır mısınız sürpriz malzemeye? Evet. Ben bu sürpriz malzemeyi nasıl kullandığınıza gerçekten çok dikkat edeceğim. Benim de sevdiğim bir ürün. Bu yapacağınız yemeğe de çok yakışacağını düşünüyorum. O zaman hazırsanız... Hazırız. 3, 2, 1 dedim. Jalapeno biber. Acı mı? Acı. Vallahi acı. Nasıl acı kokuyor. İçine çok yakışıyor. Gerçekten çok acı. Dikkat edin. Fazla kaçırırsanız zarar verir. Yemeğin tadını bozar. Ay sorayım mı? Sen olsan nasıl kullanırdın? Ben şu an tüyo vermek istemiyorum. Çok fena. Kesinlikle tüyo vermiyorum. Laf kopartamadım. Şimdilik seni buyur içeri alalım tekrardan. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler. Evet Fatma Nur şefimi birazdan tekrar buraya alacağız. Ama şimdi hemen tavukları suya koyalım. Onlar haşlansınlar. Evet hemen işe koyulun tavukları suya. Onlar haşlanıyorken biz de şöyle ağzımızın tatlanması için baklava denince ilk onların ismi akla gelir. Türkiye'nin en iyi ustalarından Ahmet Usta ve Mehmet Usta bugün bizlerle burada. Hoş geldiniz. Buyurun, size kocaman bir masa hazırladık. Siz bize ne getirdiniz? Baklava getirdik. Baklavanın yufkasını getirdiniz. Yufkasını da getirdik, baklava da getirdik. Orada çeşit çeşit baklava var. Hemen gözüme çarpan mor baklava. Nedir o? Ustam anlasın. Evet bu mor baklava mor meyve ve sebzelerden elde edilen... Hangi meyvelerden? Mesela vişne, böğürtlen, yaban mersini gibi veya işte mor, rengi mor olan meyve ve sebzelerden bahsedebiliriz. İşte pancar. O zaman çok sağlıklı bu. Çok sağlıklı ve tamamen doğal bir ürün. O bir toz halinde bize geliyor. Hı. Onu una kataraktan hamuru ona göre yoğuruyoruz. Renginde öyle mor oluyor. Şeker var mı içinde? Pancar şekeri var. Pancar şekeri var içinde. Fakat o maddenin özelliği şu. Bu baklava yiyen diyabet hastasının, şeker hastasının yani şekeri yükselmiyor. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Vallahi kulağa çok hoş geldi. Kilo aldırır mı? Aldırmıyor. Kalori de... Kilo aldırmayan kalorisiz baklava yaptınız evet. Öyle mi? Evet. Ben sizi çok seviyorum. Bundan sonra en sevdiğim baklava mor baklava. Ama biz şimdi bildiğimiz geleneksel, güzel, bembeyaz, çıtır çıtır baklavamıza başlayalım. Başlayalım. Buyurun. Bu yufka zaten çok ince. Yetmez daha mi? Da, daha da inceleyecek. Daha da inceleyecek. Şimdi bakınca böyle kimimiz evde bu kadar ince yufkayı bile açamayız. Siz bunu daha da incelteceksiniz. Evet. Hamurunda neler vardır? Şimdi hamurunda 1 kilo una 4 tane yumurta kırıyoruz. Hı hı. 10 gram da tuz koyuyoruz biz. Su yok içinde. Su var. Var. Tabii bir miktarda işte o sertlik derecesine ayarlayacak şekilde de suyla da yoğruluyor. Şimdi bu
işlerinde tabii ki püf noktaları var. Evet. Böyle bakınca mesela şu an ustam böyle serpiştirdi sadece nişastayı. Evet. Üstüne öbek öbek atmadı. Şimdi ya da havalı havalı böyle her yeri nişasta ederek serpiştirdi. Evet. Nişastayı eğer top top düşerse nişasta, o nişasta hamuru deler. Hmm. Yani biz de onun hamuru çürütür deriz biz ona. Şimdi aslında olması gereken şu, bu hamurun yorulduktan sonra belli bir dinlenme süresi var. Ondan sonra açılması lazım. Tabii biz burada programa geleceğimiz için bu hamur aşağı yukarı bir 2-3 saatten beri bekliyor. Evet. Şimdi orada kaç katımız var? Şimdi 8 tane var. 8 katımız var. Zaten inceydi bana göre ama daha da incelteceğiz. İp ince baklava yufkası elde edeceğiz şimdi. Nişastayı hep böyle havadan mı atacağız? Mecbur. Yani tozması lazım. Bugün burada baklava şovumuz var. Rengarenk, birbirinden güzel ve lezzetli baklavalarla tanıştıracağız sizi. Ahmet Usta, Mehmet Usta burada birebir bütün püf noktalarını bizlere gösteriyorlar. Artık yani baklavanın, bu hareketle baklavanın en son soğan genişletmeleri yapıyorsunuz, inceltiyorsunuz. Evet. Bu arada hatırlatırım, başlarken hamur bunun yarısı kadardı. Evet. Şimdi yüzlük dediğiniz bu ben mu? Ben yardımcı olayım usta. Evet, bu ortadaki tepside keseceğiz şimdi. Orası yüzlük olacak. Hı hı. Bunun altına yağ sürmeyecek misiniz? Onu yaparken, döşerken. Şu anda döşemiyoruz. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu anda işte dediğim yüzlük atılıyor. Bu buradan kesilecek. Sonra evet. Yeniden ince o klavye tek tek sarılacak. Bütün o döşeme işi bittikten sonra en üstüne bunlar tamam, atılacak. Tamam. Yüzlük dediğiniz. Evet. Bunları en son üstüne koyacaksınız. Evet. Pekala. Ortasından pürüzsüz bir şekilde. O neydi şimdi? Şimdi buna nişan denir. O en üste gelecek. Bu en üste gelecek. Yani baklava tepsi şey aldığında. Onu öyle işaretlediniz öyle mi? Evet. Yani şimdi açarken bir iki tane daha atabilir. Yani pürüzsüz, en ince, nişastasız, en temiz yufkayı usta açarken onu nişan atar. Ona nişanlar onu. Ondan sonra onun yüzlük sardırken onu en üste gelecek şekilde oklavaya sarar. Üstüne çektiğinde o yufka baklavanın en üzerine gelir. Pekala, çok az kaldı. Son yufkayı da, bunu da beğendiniz. Bu da, o da beğendi, evet. Buna da nişan attınız. Pekala. Şimdi ben buraya bir şef daha davet etmek istiyorum. Tabii ki de o bir baklava ustası değil ama yetenekli bir şefimiz var. Bakalım o da baklava sanatını görünce ne diyecek Fatma Nurcuğum. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Görüyorsun değil mi ne kadar emek var burada? Gerçekten ben de baklava açıyorum. Çok açan usta gördüm ama bu kadar incesini ilk defa görüyorum. Hani bu arkaya tutunca gazete okunan cinsten oldu ve tepsiye bu şekilde yapıldığını ilk defa görüyorum. Ustacığım size bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Peki biz incecik açamıyoruz. Ne tavsiye edersiniz? Bu şekilde ince açabilirsiniz dediğiniz ne yapabiliriz? Şimdi birincisi dediğim gibi nişastayı çok tozutturak atmanız lazım. Ev hanımlarının en büyük yaptığı buradaki eksiklik burada. Yani nişastayı toplu atıyor. Toplu attığı zaman o nişasta o yufkayı deler.
Yani gel biz de bir atalım mı ya? Olmadı. Gördünüz mü? Böyle geldi. Bu olmaz. Yok. O da olmadı. Bu da olmadı. Bak böyle tozacak. Ha toz duman oldu. Böyle tozacak. Ama biz bunu evde yapamayız gel ki. Gel bir daha bir ya. Biraz hızlı i̇şte yaparsanız olur. Evde baklava yapmıyoruz. Evde yapamayız. Evet. Olacak usta değil mi? Şimdi böyle bu şekil olduğu zaman asla açamazsınız. Yani... Siz bu hareketi burada 100 defa yaptınız. Ben onu çok kolay sanıyordum. Olmadı. Düştü mü? Ustalık da burada başlıyor evet, zaten. Havadan. Aslında kolay gözüküp havadan zor olan şeyler bunlar. Derya Hanım. Derya Hanım. Şöyle aldınız mı? Hızlatmanız lazım. Aa, biz bu işi ustalara bırakalım. Gel Fatma Nur. Burada devam ediyoruz. Bu arkadaş beni hiç dinlememiş. Dediğimin tam tersini yapmış. Küçük yapın, çatlamasın ve böyle düşmesin dedim. Affedersiniz, gözlükle veya büyüteçle mi aramam gerekiyor sürpriz malzemeyi? Bununla bak belki görürsün. Ya stüdyodaki insanları görüyorum arkadaşlar ama ben burada jelepona biber göremiyorum. Bakıyorum, yok. Ama şu an kızardığı için gözükmüyor. Malzeme pişince kaybolmaz. Aynı zamanda bu tabak aşırı tuzlu. Şap, hepinize aynı miktarda tuz veriliyor. Tuzun miktarı da, karabiberin miktarı da her şey size reçete olarak verilecekse yarışmanın ne anlamı var? Bunu birleştirseniz bir tabak ekmek. Hangi çift nerede bir araya geldi ve burada ne konuştu? Tüyolaşma şifresi var. Ne gerekiyorsa yapacağım. Mola da sen bir şey söyledin bana, hatırlar mısın? Ne gibi? Hatırlamıyorum. Tiyolaşmak serbest mi dedin? Evet. Siz tiyolaşıyorsunuz. Buradan birilerine veda edeceğiz. Bu arkadaş beni hiç dinlememiş. Dediğimin tam tersini yapmış. Küçük yapın, çatlamasın ve böyle düşmesin dedim. Affedersiniz, gözlükle veya büyüteçle mi aramam gerekiyor sürpriz malzemeyi? Bununla bak belki görürsün. Ya stüdyodaki insanları görüyorum arkadaşlar ama ben burada jelepona biber göremiyorum. Bakıyorum, yok. Ama şu an kızardığı için gözükmüyor. Malzeme pişince kaybolmaz. Aynı zamanda bu tabak aşırı tuzlu. Şap, hepinize aynı miktarda tuz veriliyor. Tuzun miktarı da, karabiberin miktarı da her şey size reçete olarak verilecekse yarışmanın ne anlamı var? Bunu birleştirseniz bir tabak ekmek. Hangi çift nerede bir araya geldi ve burada ne konuştu? Tüyolaşma şifresi var. Ne gerekiyorsa yapacağım. Mola da sen bir şey söyledin bana, hatırlar mısın? Ne gibi? Hatırlamıyorum. Tiyolaşmak serbest mi dedin? Evet. Siz tiyolaşıyorsunuz. Buradan birilerine veda edeceğiz. Evet, şimdi burada tepsi tepsi baklavalar dizili. Bu sağlıklı olan. Evet. Buna ne diyoruz? Bu da sağlıklı. Ama bu şekle midye ne baklava diyoruz? Midye baklava. Midye baklava, şöbiyet. Şöbiyetimiz. Klasik fıstıklı baklavamız. Havuç dilim baklava. Havuç dilim baklava. Biz ne yapacağız şimdi? Karar şimdi, verdik mi? Klasik fıstıklı klasik baklava. Klasik baklava. Pekala, nasıl devam ediyoruz? Şimdi tepsimizi yağlıyoruz. Şimdi burada tepsimizi tereyağla yağlıyoruz. Elle değil, o fırçayla. Fırçayla. Yağımız ne? Koyun yağı. Yerken lezzet veriyor. Bir yandan dedim acaba açmaya devam mı ediyorsunuz? Taban yüzlüğü. Evet, altını ama yağladık. Taban yüzlüğü. Yüzlüklerden şimdi de parçaları koyuyoruz. Yüzlüğü sarılacak. İsterseniz ben de bir taraftan döşeyeyim mi usta? Döş olsun. Her yufkanın arasına yağ koyuyor muyuz? Aşağı yukarı iki. Aşağı yukarı. İki üç katta bir. Damlatıyoruz evet, sadece. İki üç katta bir. Şimdi fıstığını atacağız. Hı-hı. Yani bu gerekirse ceviz atılır, gerekirse fıstık atılır.
altına ince çekilmiş. Evet. Ya bu üstüne bile, de evet, burada, bu kıyır bile, kıyır böyle dişe gelecek şekilde tabii, olandan ekledik. Etkiliyor. Bakın bu çok önemli. Bunu evde baklava yaparken de düşünebiliriz. Fıstıklar taşıp yanmaması için iç harcını koyduktan sonra içeri katlıyoruz. Şu anda üstünü döşerken o işlemi yapmıyoruz. Direkt içine. Bu araya bu yağı atmamızın sebebi de fırında daha iyi kabarması için. Hı hı. Evet, parça olanları koyduk. Şimdi yüzükleri evet. Çıkardınız. Evet. Hani vardı ya böyle en ortasından kestiler. En pürüzsüz, en güzel kısımları. Şimdi yüzüğünü atıyoruz. Hı? Kenarları içeri alıyoruz. Kenarları çeviriyoruz. Ondan sonra bıçağın arkasıyla. Başlıyoruz şekil vermeye. Yukarıdan aşağı. Dibe kadar gitmiyoruz. Onu sonra çevirip mi yapacağız? Evet. Ustacığım kaç dakikada kaç derecede pişiyor? Normal ev fırınlarında 200-220 derece ısıda ortalama 40 dakikada. Hadi yollayalım. Hadi hemen pişsin. Ustacığım gel önce pişsin. Hadi pişiversin de baklava yiyelim. Şimdi o orada pişerken Mehmet evet. Ustacığım şerbetimize gelelim. Ev hanımları için ideal olan 1 kilo suya 1,5 kilo toz şeker. Mehmet Usta, Ahmet Usta, süremizi tamamladık mı? Pişti mi baklava? Pişti. Şerbet kaynadı mı? Şerbetimiz de hazır. Hadi şimdi buluşturalım o zaman. Fırından çıkartacağız. Her aşamasını pür dikkat izledik. Bütün ince noktalarını da bizlerle paylaştınız. Şimdi geliyoruz son aşamasına. Artık baklava şerbetle buluşuyor. Şerbetimiz sıcak, baklavamız sıcak. İşte duymak istediğimiz sesler bunlar. Evet, şerbetimiz. Ama baklava şimdi sıcak sıcak yenmez, değil mi? Tabii soğuması lazım. Tüh. Böyle ılık vaziyette olması değil lazım. Mi? Yok hazırı var burada canım. Evet. Ahmet Ustacığım, Mehmet Ustacığım çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Elinize ayağınıza sağlık. Biz bütün püf ediyoruz. Noktaları en ince detayına kadar sizden öğrenmiş oldum. Yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Tabii ki de her zaman yine yeniden bekleriz. Ve biz artık kendi yemeklerimize başlıyoruz. Hanımlar hazır mısınız? Evet. O zaman hep beraber sayalım. Bizimkiler başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1... Herkese kolay gelsin. Şimdi tasımda hemen patateslerimi buraya döktüm. Sen de tavukları dit o sırada. Tamam. Derilerine dikkat edelim. Derilerini atayım dışarı almayayım burayı. Evet. Sürpriz şeyi ne yapacaksın? Ne düşündün? Sürpriz malzemeyi küçük küçük heh. Keseceğim. Acı olduğu için fazla koymayacağım. Bir ne? Adet yumurtamı kırdım. Kıvam alsın diye. Nerede kullanacağız? İçerisine koyacağım patatesin içerisine. Hadi ben sana güveneyim. Bu arada
da şey, sürpriz malzememiz jelipon biberi nerede kullanıyoruz? Ne yapalım harcında, sence? Harcında. Minik harcında. Minik doğru. Bence bir farklılık olsun istiyorum. Yani olay burada hayal gücümüzü kullanabilmek. Nerede kullanabilirsin? Hani böyle başka? Biraz daha sence iri yapsak da böyle içinde kalsa, ısırdıkça en alttan biber mi gelse? Anlatabildim mi? Bak şimdi anlıyorum seni de, çok acı bu. Koyma bence. Yine bunu minik minik doğru, hatta çok da fazla değil. Harcına karıştır, harmanla. Ama herkes aynısını yapacak. Bir farklılığımız olsun. Gerçi en son... Benim aklıma gelen o. Ekmekte de farklı kullandık biliyorsun, olmadı. O zaman öyle yapalım. İç harcında kullanalım. Evet. Tamam. Yani çok da fazla kullanma, zehir acı çünkü o. Tamam. Şimdi kemiklerini ayırıyorum güzelce. Kemiğimi de temizliyorum ki tutması lazım. Çok değişik bir tarif. Evet. Sürpriz malzemeyi de biz şeyin içine katalım. Tavuğun içine katalım. Başka bir alternatif yok. Ben şimdi patatesleri ezdim. Mısır ununu ekledim. Tamam, yumurtayı kırıyorum içine. Baharatlarını koyacağım. Maydanozunu, biberleri. Sen hemen onları ince ince kır. Teyze. Hemen içine ilave. Bunlar hemen 2 dakikaya hazır. Aynen. Hemen acele. Tamam teyze. Tamam, ben kırıyorum yumurtamı da. Kemikleri de böyle bir sıyıralım. Kemikler hazır. Daha net bir sıyıralım teyze istersen. Onları teyze bak küçük sürpriz küçük. Sürpriz malzemeydi. Tamam küçük yap teyze. Tamam, aynen. Teyzem, tamam şöyle küçük yap. Çok da koymayalım, acılık bırakmasın. Yemeğin tadını bozmasın. Tamam. Gül anne bunu efendim, da çok güzel kemiğinden ayırdım. Son bir tane kaldı bak, iyice temizledim. Bir tane kaldı. Merhaba hanımlar, kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Ne yaptık, ne aşamadayız? Ben patateslerimin püresini hazırladım. Maydanozlarımı doğradım. Bu patates püresi. Kaymak gibi oldu. Bayağı kaymak gibi çok oldu. Çok şahane oldu, evet. Gerçekten. Evet. Lütfen. Evet. Bir kez daha mı baksak? Evet, bakın. Çünkü... Hiç bunun pütürü kaymak yok. Olduğuna beni ikna edemezsiniz. Bir tane pütür bulun, bulamazsınız. Bulamazsınız. Vallahi kaymak yani gibi yaptım. Yani açıkçası bulmaya gerek yok çünkü üstten belli oluyor. Siz Gül Hanım bir kez daha mı bunu elden geçirseniz? Peki, geçireyim. Bence küçük bir de bir kere daha geçireyim. Tamam, kesinlikle. Geçireyim. Sen şef, biberimizi de bu şekilde yaptım. Şef. Doğradım 3 tane içine. Çok da acı, zehir şimdi gibi olmasın. Sürpriz malzememiz. Evet, sürpriz malzememiz. Bu kadar mı? Sizce? Bak ben ne dedim bu az kadar önce? Aynısını peki, ben de söyledim. Hemen daha doğruyorum. Bak. Bakın gördün mü? Ben hiçbir yorum yapmıyorum. Sadece bu kadar mı değil mi onu soruyorum. Tamam. Artık geçsin sizde. Tamam. Evet doğru. Bence de daha fazla kullanılması gerekiyor. Ben de kemiklerimden ayırdım etimi. Şöyle bunları en son süper doğrayacağım. Ellerine sağlık, fakat benim tavuk butunda çok küçük bir şeyim var. Bu elastik olan kısımları var. Onları kısımları temizleyeceğim. Bu kıkırdak gibi olan değil evet, mi? Evet, kıkırdakları. Hepsini şöyle gösterebilirim. Gerçi açamıyorum. Hepsini attım. Daha burayı da temizleyeceğim. Ben de hiç saymam. Çok dikkatli olun. Ben bu konuda çok... deri konusuna bile da çok dikkat edin. Çünkü ben aşırı titizim bu konuda. Deriden hoşlanmıyorum. Bazı seyircilerimiz deri seviyor ama ben hiç hoşlanmıyorum. Ben de hiç sevmem. Dikkat edin. Ama onlara bu, dikkat edeceğiz. Bu hızla gerçekten yetiştirebilir misiniz? Bilmiyorum. Yetişiriz. Ben şimdi gidiyorum. Ellerinize görüşürüz. Sağlık ama o sürpriz malzemeyi bir kez daha değerlendirin. Bence de tamam, biraz artıralım Gül Anne. Koydum. Merhaba hanımlar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba, iyisiniz. Siz nasılsınız? Nasılsın? Hoş bulduk be. Neresin sen öyle? Edirne veya. Aa, en sevdiğim bölge neresinden? Valla, Edirne'nin Uzun Köprüsü'nden. Oo, elmaş. Gittin mi hiç bizim oralara? Vallahi. Köftesi çok güzel. Aa. Edirne'nin ciğeri zaten bilirsin, meşhur. Ya ben köftesini çok seviyorum. Ciğerini denemedim ama onu da bir dahakine deneyeceğim. Çok tavsiye yaparım, lezzetli. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim, güzel gidiyor. Maşallah çok hızlısınız. Bu hızla kesinlikle bitirirsiniz. Evet. Çok hızlı. Beni bu şekilde ciddiye almayın ama gerçekten biraz kinayeli konuşurum arkadaşlar ben. Evet Gamzeciğim, şimdi bu jelibonun hepsini kullanacak mısın? Hayır, hepsini kullanmayı düşünmüyorum. Çok acı olur çünkü. Sürpriz malzememiz olduğunu biliyorsun. Evet, tekrar biliyorum. Üstünden geçmek istiyorum. Birazcık gelin. Karısın. Yemek konusunda
Yapar. Ama bak yap. Sürpriz malzemeyi bu kadar koyarsa kazanma ihtimaliniz... Ben müdahale yaptım. Koymaz, bana sormadan katiyen yapmaz iş. Çok iyi. Peki ben burada sağlam bir tüyo verdim. Aldıysanız... Almaz mıyız şefim, bilemez. Almaz mıyız? Her zaman bekleriz. Senin becerikli olduğunu düşünüyorum. İnşallah almışsındır tüyoyu. Size kolay aldık. Gelsin diyorum. Teşekkür yaparız. Teşekkür yine bekleriz. Merhaba hanımlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Patates püresi yapıyorsun sanırım. Evet. Dışı için. Bu da... Bir şey soracağım hanımlar. Hepiniz iç harcına mı kullanıyorsunuz bu jalapeno biberi? Evet. Başka bir alternatif ne olabilir? Siz yani fikirsiniz. Eğer ben bu fikri verirsem diğer masalara haksızlık olur. Sessiz verin o zaman. O zaman farklı bir şekilde yapmayı denerim. Çok farklı oldu vallahi. Benden bu kadar. Ben tamam. Adaletli puan vermeye çalışıyorum. Sen bana bir tane böyle küçük, kısa bir şey söylesene. Ne söyleyeyim ama ne tarz seversin bilemem vallahi ki. Vallahi ben arabesk seviyorum. Gir bakalım oradan bir arabesk. Bizim gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen dağlar utansın. Bizi bizden alıp yabancı eden, şu uzayıp giden dağlar utansın. Bu arada kayınvalidenin kıymetini biliyorum tamam, zaten. Işte, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum canım benim, bakın. Sağ ol. Buyurun, hoş geldiniz. Kolay gelsin hanım. Hoş geldiniz. Bakayım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz, biz de iyiyiz. Biz de bitirdik. Biz eleştirecek bir şey bırakmadık size. Diğer masalar. Bu masa bitirmiş bile. Bitirmiş. Birileri yapmaya başlamadı. Şefim, onlar hep en önden bitirip böyle yalap şap yapıp birileri alıyorlar. Evet evet, aynen. Aha, evet. Kesinlikle. Şimdi aynen. Seni de göreceğiz Sedacığım. Olmamış sondan tabakları birinci. Bir şey olunca tabii. Bir de şefim aynen. Şöyle bir şey var. Arkadaş burada sadece benimle yarıştığını düşünüyor. Diğer iki masayı hiç görmüyor. Seda halbuki beni burada... kıskandığını düşünüyorum artık halbuki ya. Burada... hareketlerinden. Ben hanımlar, sizinle hanımlar, konuşuyorum hanımlar, ama. Hanımlar, birbirinizi rakip görebilirsiniz. Hiç görmem çünkü gerçekten bir haftalık yarışmacı. Aramızda şöyle tablolarımıza bakarsanız siz de farkı ayırt edebilirsiniz diye düşünüyorum. Diğer masalarda bunu yapmadım ama sen de yapmak zorundayım. Ki yapmazsam gerçekten kaybedebilirsin bu yarışı. Bunları boz tekrar yap. Öyle mi diyorsun? Yani bunu açıkçası... Ben hiç öyle düşünmüyorum. Bunu insanlar yiyecek. Evet. Birincisi patates püren olmamış. Burada diyor ki kocaman bana bağırıyor. Yani doğranmış evet. Gibi duruyor. İkincisi çok büyük porsiyonların. Yani açıkçası dokunmak da istemiyorum ama bu şekilde tuttum şöyle gidiyor. Bunu ilk önce yumurtaya sonra mısırımla evet. Batırıp yapacakken ki düşme tehlikesi var şu an. Bırakıyorum o yüzden. Evet. Ben... Söyledim, uyardım. Uyarımı yaptım. Teşekkür ediyoruz. Umarım düzeltirsiniz. Kolay gelsin. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Nasıl geçti? Hangi mutfak iyiydi, hangisi kötüydü? Açıkçası birinci masa güzel gidiyor ama çok yavaşlar. Tabii çok yavaş. Zamanla da yarışıyoruz. Zamanla yarışıyorlar. İkinci masa, ben çok Gamzeler. Umutlu değilim. Gamze birazcık yavaş ve kendine güvenmiyor gibi hissediyorum. Yani elleri titriyor. Yanında Elvan abla var. Elvan abla çok tatlı bir kadın. Elinin de becerikli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trakya'nın kadınlarının beceriksiz olma gibi bir ihtimali yok. Üçüncü masaya gelirsek... Damlalar. Damlalar aslında güzel gidiyor ama... Tek sıkıntım bütün masalar sürpriz ürünü aynı şekilde kullanıyorlar. Yani bir tık öne çıkaracak evet bir hamle ya, yapmaları lazım. Evet ya ben de hep ondan çok şikayetçiyim. Dur şimdi aklına bir şey geldi mi? Sen olsan nasıl kullanırdın? Umarım şu an bizi duymuyorlar. Çünkü vereceğim tüyo gerçekten önemli. Ben olsam jalapeno biberi hem içerisine kullanırım hem de yanına ekstra bir sos yapmaya çalışırım. Yani patates püresiyle vesaire veya da bulduğum o mutfakta ne bulduysam onunla bir sos yapmaya çalışırım. Hani bandırmalık. Hmm. Çünkü şu an yaptığı nugget gibi bir şey olacak. Zeliş'in eğer düzeltmezse benden çok düşük puan alacağını söylemek neden? İstiyorum. Neden? Neyi düzeltmesi lazım? Bir kişinin yiyebileceği bir porsiyonda diye yani çok büyük yapmış kesinlikle onu düzeltmesi gerekiyor. Sen onları uyardın ama değil mi? Hepsini tek tek uyardım. Hepsine gereken eşit miktarda yönlendirmeyi yaptım.
Eğer dediğim gibi dördüncü masa dediğim uyarıya dikkate almazsa büyük bir puan kıracağım. Bunu da belirtmek istiyorum. Hadi şimdi artık başlıyoruz, tamam mı? Tavuk suyumuzdan koyduk güzelce. Patatesimizi iyice ezdin. Şeyimiz de böyle kokoreç gibi, tavuk kokoreç gibi aa, oldu. Şimdi jelapon biberlerimizi bunun içine atacağım Gülenle yoğururken. Hepsini de kullanacağım. Hamurla zaten çok koyacağız. Fazla değil. Anladım. Maydanozumuz. Yumurtasını da kır. Bir tane de yumurta kırıyorum. Tane kır. Tuzunu koydun tavuk mu? Suyu da koydum ya. Tuzunu koydun mu? Bunu güzelce yoğuracağız. Akıl sen ne yaptın? Ne yaptın? Sen sustun mu? Öyle mi olur? Nasıl olsun? Öyle oluyor. Sen ondan neyi mi bileceksin? Abi biz üç gelin bunlar doğru yanlış yaptı da bir gelir mi doğru yapar? Evet çünkü aranızda hadi, hadi en iyisi ya. Benim ya, her şeyi ya, ben biliyorum. Ya 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 açtım açtım açtı, kızsın açtı. Hadi açtım. Şimdi biraz daha galeta unu koyarak yoğuruyorum kıvamlı bir şekilde. Buluya kıvamını gördün mü? Hı hı. Yavaş yavaş kıvamı alacak zaten. Elimizi ıslatarak kemiklere tekrardan evet, tutacağız. Evet sana ben su hazırlayayım. Güzelce ıslatıyoruz. Evet. Aldık şişlerimizi. Şimdi önce az bir parça alacağım Gülen'le. Küçük şeyde, yap zaten kocaman kocaman yap. Evet pişmez içi hamur kalır. Zaten ondan önce ilk böyle küçük bir parçasına takacağım. Tutsun hepsini diye. Hepsini kırayım mı dördünü? Hı? Evet evet kır. Şöyle yavaş yavaş şekil vermeye başlayacağız. Önce bir küçük parçayla kemiği kapladım. Şimdi üstüne ilave yapacağım. Tamam. Elimi orada ıslatıyorum ki tutsun. Yani sence iyi mi? Biraz daha böyle şekil, armut gibi bir şekil ver. Tamam bak şöyle iyi. Diğerleri çok büyük yapmış. Bence çok iyi şekli. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtaya bulayacağız. Gülenle ben bulayım mı sen yapar mısın? Bak düşürmeden yapar mısın bana söyle. Sen yap. Ben mi yapayım? Önce yumurta mıydı? Evet yumurta. Dur yağ kızsın o arada ben devam edeyim. Yağım kızana kadar sonra bulayacağım onu. Evet şimdi yumurtayı buladım. Mısır ununu buluyorum da. Şimdi kızgın yağ bunu atacağım. Anne sen buna bak. Şeyi alma şeyi al ama dağıtmadan şu var ya. Şu. Dağıtmadan oraya al etrafını güzel.
Fatma Nur şey dedi, küçültün dedi de hiç gerek yok teyze. Küçültün demedi, içleri biraz diri kalmış. Yeniden dedi ezip, yeniden yok, dedi biraz küçülterek yapılmış diye söyledi. Bayağı büyük dedi. Hayır hayır, bayağı büyük dedi ama hiç de büyük yapmadık değil yani. Yok, gerek yok. Aynı devam ettik biz. Aynen. Tamam. Ben zaten bu yemeği defalarca yaptım. İyi. Çocuklar bayılıyor sana biliyorsun. Sana güveniyorum o zaman diyeyim. Sağ ol teyzeciğim. Teşekkür ederim. Seda, ne durumdasın? Hoş geldiniz. Bakın tavuklarıma o kadar güzel ince işçilik yaptım ki yağım şimdi kızmaya başladı. Hemen atıyorum. Ha gayret, hemen atalım. Şefimizin tüm tiyolarına yani taktiklerine uydum. Çok büyük yapmadık. Özene bözene yaptık. Vallahi iyi yaptın. Gayet güzel görünüyor. Belki hepsini aynı anda değil de peş peşe mi attın? İki. Bekle bekle. Böyle aynen kızarsın. Şey yapayım. Aynen. Böyle kızarsın. Üç, iki diye pişir. Tamam. Siz hadi devam edin. Görüşürüz. Ben Gamze'lere gidiyorum. Siz de burada kızartmaya başladınız. Çocuklar yanmış, tombul tombul çıtır çıtır güzel tavuklarımız var. Her şey yolunda mı? Evet, her şey yolunda. Kızartmaya başladım ama benim bir çok kısa bir işim var. Dışarıya gitmem gerekiyor. Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Evet. Bunu Elvan ablaya mı emanet edeceksin? Bana emanet yapacağım. Evet, yakmadan çevirirse yakmam, sevinirim. Yakmam, neye yakayım? 30 senelik ben be ya. Çık şuradan. Hadi. Tamam, hadi inşallah. Sen git. Vallahi hadi der yarım git. Çok sinirlerimi tamam, bozar. Tamam, sen de bozulma. Bozar ama be bak ya. Gözünü ayırma, evet, tamam mı? Evet, güzel çevir lütfen. İnadına yap. Şşt, olmaz öyle. Hadi dikkat et. İnadına yapacağım. Çıtır çıtır olacak mı? Güzelmiş değil mi? Güzel de bir tarif. Aynen, evde yaparız artık, öğrendik. Tavuk ve patatese farklı bir yorum katmış vallahi oldunuz. Vallahi öyle oldu. Şefin dediklerini dinlediniz mi? Dinledik, dinledik. Pekala. O zaman size de kolay gelsin. Zelişler ne yapıyor? Hoş Firdevs geldiniz abla, Derya Hanım. Biz hepsini bitirdik sayılır. Sizinkiler tombul tombul olmuş. Evet, tombul biraz tombul da armuda oldu. Benziyor. Ya şuradan şöyle bakınca armuda andırıyor. Pekala, o zaman herkes artık kızartıyor. Yemekler bitiyor ve biz de tadımda buluşuyoruz. Beni hiç dinlememiş. Dediğimin tam tersini yapmış. Küçük yapın, çatlamasın ve böyle düşmesin dedim. Affedersiniz, gözlükle veya büyüteçle mi aramam gerekiyor sürpriz malzeme? Bununla bak, belki görürsün. Ya stüdyodaki insanları görüyorum arkadaşlar ama ben burada jelepona biber göremiyorum. Bakıyorum. Yok. Ama şu an kızardığı için gözükmüyor. Malzeme pişince kaybolmaz. Aynı zamanda bu tabak aşırı tuzlu. Şap, hepimize aynı miktarda tuz veriliyor. Tuzun miktarı da, karabiberin miktarı da her şey size reçete olarak verilecekse yarışmanın ne anlamı var? Bunu birleştirseniz bir tabak ekmek. Hangi çift nerede bir araya geldi ve burada ne konuştu? Tiyolaşma şifresi var. Ne gerekiyorsa yapacağım, tamam. Molada sen bir şey söyledin bana, hatırlar mısın? Ne gibi? Hatırlamıyorum. Tiyolaşmak serbest mi dedin? Evet. Siz tiyolaşıyorsunuz. Buradan birilerine veda edeceğiz. Tadım masası hazır. Birazdan başlayacağız. Ama elimizde iki öyle görüntü var ki birinde çok büyük bir hata izleyeceksiniz. Diğerinde de tiyolaşma şüphesi var. Tadım öncesi. Hangi çift nerede bir araya geldi ve burada ne konuştu? Videoyu izledikten sonra
buradan birilerine veda edeceğiz. Çünkü en hassas olduğumuz noktalardan biri tadım öncesi eşlerin bir araya gelmemesi. Kesinlikle ve katiyen. Burada asla ve asla Tüyo'ya yer yok. Bunu artık biliyor olmanız gerekiyor. Kim tadım öncesi eşinin yanına gitti ve onunla ne konuştu? Hepsini birazdan sizlerle paylaşacağım. Şimdi Fatma Nur'la bir an evvel tadıma başlayalım. Hadi bakalım. Tadım sırası sende. Sen puan veriyorsun, sen altın kazandırıyorsun. Öncelikle hanımlar, eleştirilerime başlamadan önce hepinizin eline emeğine sağlık. Ben bütün masaları gezdim. Herkese olabildiğince en güzel tiyoları verdiğimi düşünüyorum. Eşit bir şekilde adaletli olduğumu düşünüyorum. Ben ilk önce görüntüye puanlama yapacağım. Lezzeti, görüntüsü ve beni ne kadar dinlediniz, ne kadar sürpriz malzemeyi kullandınız ona bakmak istiyorum. Öncelikle müsaadenizle tadıma geçiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Olmuş mu? Bu arkadaş beni hiç dinlememiş. Hatta dediğimin tam tersini yapmış. Yani? Bravo diyorum. Yani ben istesem bu kadar tersini yapamazdım. Şimdi de tadına bakmak istiyorum. Sürpriz malzemeyi bir şeyle mi aramam gerekiyor? Affedersiniz, gözlükle veya büyüteçle mi aramam gerekiyor sürpriz malzemeyi? Neyse, inşallah tadını alırım. Şu anlık bir göremedim. Jelapone biber. Acı bir şey ama koymayı unuttu sanırım arkadaş. Çünkü ben göremiyorum. Haksızlık olmasın ya da böyle açıyorum. Lütfen kusura bakmayın, nimete saygısızlık yapmak istemem. Nesi olmuş, nesi olmamış? Yani birincisi görüntüsü olmamış. İkincisi sürpriz malzemenin görüntüsünü alamadım. Tamam, olabilir. Hı hı. Ama tadını da alamadım. Tadı da yok. Yani dediğimin tam tersini uygulamış. Bu yüzden buna tebrik ediyorum gerçekten. Bu ikincisi, arkadaş beni dinlemiş. Tebrik ediyorum. Yani benim istediğim boyut bunun bir tık daha küçüğü olabilirdi. Ama en azından diğerlerine nazaran güzel olmuş görüntü olarak. Tadını bakacağım. Bunda ooo süper. İçerisine sürpriz malzemeyi kullanmış arkadaşımız. Çok teşekkür ediyoruz. Keşke görüntüsü de lezzeti kadar güzel olsaydı. Yani. Oo, süper. Bakın. Bakın ben masalarda uyardığım şey küçük yapın, çatlamasın. İşte duruşu güzel olsun ve böyle düşmesin dedim. Ve bütün masaların yaptığı hata deep fry'da kızartmamaları. Yani yağı az koyup çevirerek pişirmeleri. Arkadaşlar bu deep fry yapılacak bir ürün. Yani? Yani bunu tavaya yağı fulleyeceklerdi. En son seviyede kızartacaklardı. Yağın içinde, tamamen yağın içine yüzecekti. Aynen. Bildiğiniz gözleme tarzında pişirdiler. Yani hepsine çok dikkat ettim. Sürpriz ürünü bunda da arayacağız belli ki. Bakıyorum. Tadı geliyor mu? Açıkçası alamadım. Görüntüsü de yok. Şöyle arıyorum. Ben arkadaşlardan bir gözlük veya bir hemen dürbün veya artık ne varsa. Bununla bak, belki görürsün. Ben baştakine bakmak istiyorum. Özellikle çünkü hepsine özellikle bak. Uyardım. Oo, derecesi yüksek. Neredeyse şefi manca görüyorsunuz. Ya stüdyodaki insanları görüyorum arkadaşlar ama ben burada jelapona biber göremiyorum. Yan taraftaki stüdyodaki insanı görebiliyorum ama burada jeleponu göremiyorum. Şöyle birazcık daha derine ineceğim. Yani hani haksızlık yaptığımı düşünürse ekran başındakiler, kameraman bey de birazcık daha çekerse, bakın gözlüğü de kameraya koyup çekebilir. Bakın şöyle bakıyorum. Yok. Yok. Şunda bir iki tane var ya, Allah razı olsun, şuraya bir iki tane serpiştirmiş. Eline sağlık ya, sonunda bir
Jelapone koymuşsun. Dur bakayım. Aa bak bak şurada azıcık bir şey var. Bak bak. Aa bunda var birazcık. Çok az var. Bu arkadaşımız şöyle bakalım. İnanamıyorum gerçekten. Bu arada benim Şahin gibidir gözlerim. Gözlüğe ihtiyacım yok ama gerçekten göremiyorum. Aynı zamanda bu tabak aşırı tuzlu. Yani şap. Belki son tabağı çok beğenirsin. Son taban şekli olmamış. Yani ben isterim ki bunu alıp böyle ısırmak ama maalesef alıp ısırılamayacak kadar fazla büyük. Şu jelapone mi ya? Görüyor musun? Gördün mü? Gördüm. Ben de gördüm. Evet. Neyse hadi bunu yiyeyim de bari bir kere sürpriz malzemeyi yemiş olayım. Ne oldu? Bunu birleştirseniz. Üç aynı. Bir tabak etmez. Tuzu fazla, tuzu yok, tuzu çok az. Üçünde de zaten jelapone biber göremedim. Yani şunda haksızlık olmasın, çok az bir şey gördüm. Bakın bu tabağı saymadım. Tabak benim için ayrı, onu köşeye koydum. Sıfır tuz. Yani arkadaşlar ana ürün zaten jelapone turşusu. Hem acı hem tuzlu bir şey. Neden bunu kullanmadınız? Neden yanına, ya çok mu zordu? Blender'da birazcık hani ılık suyla çekip tuz karabiber koyup hani yanına... Ya pipiri. Birazcık jüriyi yanıltmak veya bir kandırmaca bu tabağı güzel satamaz mıydınız ya? Gerçekten beni dinlemediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle gelip herkese tek tek uyarıda bulundum. Evet, dinleyenler şimdi muhtemelen kendini belli edecek. İlk tabak için puanını alayım. Bir. Evet. Net. Hatta sıfır puanımız varsa buna sıfır verebilir miyim? Yok, sonuçta yemek var orada. Tamam, gerçekten izleyiciler diyecek ki bana hani abarttın. Hayır, abartmadım. Gerçekten abartmadım. Bir. Evet. İki. Evet. Bu arkadaşın eline sağlık diyorum. Beş veriyorum. Tamam. Şimdi tekrar sırasıyla bir, alayım. Bir, beş. Bir. Pekala, teşekkür ederim. Sen buraya gel. Nimete kötü demek istemiyorum ama bu yemeklerden sonra bir ağzımın tadı yerine gelsin. Şu gelsin, hemen baklavamız var orada. Ustanın yaptığı mükemmel tatlıdan ben bir tane yemek istiyorum izniniz olursa. Şu an buna 100 puan verebiliyor muyum? Yani inanılmaz gözüküyor. Yani buna puan bile... Of. Oh. Şöyle elimle alıyorum baklava elleğini. Evet, Mehmet Usta, Ahmet Usta gittiler ama tatlıları hala burada konuşuluyor. Ya bak şuna, bakalım kokusuna, bak, tadına. Bak bak bak. Benim buna puan vermeye haddim yok yani. O kadar güzel. O kadar mükemmel. Ben bu tepsiyi alıp gideyim. Şefim biraz bize de gidemezsin. Bir yere gidemezsin. Puanları açacağım. Tamam, bu sana şimdi enerji olsun. Sen buyur, masanın başına geç. Kesinlikle. Artık yüzleşme vakti. Bakalım kimlere bir vermişsin, kime beşi vermişsin. Hemen başlıyorum. Bir alan tabak bakalım kimin? Gamze'nin. Ne diyorsun Gamze? Malzemeleri eksiksiz ve doğru kullandığımı düşünüyorum. Yani birlik bir tabak olduğunu düşünmüyorum ama yine de teşekkür ederim. Gamzeciğim, ben senin masana geldim. Elvan Hanım'a da bizzat hani dedim kontrol et lütfen gelinini. Çünkü beni dinlemediğini çok çok belli etti. Hem güzel yoğurmadın, hem özellikle dedim ki jelapone biberi farklı kullan dedim. Sen hiç kullanmamayı tercih etmişsin. Ve bana ne kadar kullanacağım gibi bir soru
yönelttiniz, ne kadar kullanabilirim kendi, daha görmediniz dediniz. Gördüm, hiç kullanmamışsın ama ellerine, emeğine nasıl sağlık. Nasıl kullandın Gamze? Farklı kullandım. Ben içerisine kullanmadım patateslerin. En dışına küçük küçük küp küp kesip seyrek şekilde yani yerleştirdim patatesin en üzerine. Ben sana içine katalım dediydim. Hayır işte. Öyle bir şey söylemedim. Farklı yapalım biz dedi. Farklı dedim, acıkın içine acıkın dışına dedim, yapmadın. Hayır. Al şimdi bir. Sen şimdi kimin tarafındasın ben anlayamadım. Taraf maraf yok, kim haklıysa onun tarafındayım. Şefimiz doğru söyler. Ben dedi. Gayet güzel ve yerinde kullandığımı düşünüyorum. Kullandıysan aldık biri gideceğiz eve, hadi bakalım. Şey Gamzeciğim şurada yüksek derecede bir gözlük var. Gelip istersen bana inanmıyorsan gerçekten lütfen ayağa kalkıp bakabilir misin? Hani eğer benim yanlışım varsa veya izleyicilere beni bu gel şekilde... Gel Gamze gel. Buyur gel bana gel. Bul lütfen. Lütfen ben, canım gel. Yanlış... Yanlışınız hem, var demiyorum. Hem az koydun, doğradın. Hem de onun yarısını kullanmışsın. Alt atmak, gözlüğümüz de burada. Yok, gözlüğü kullanmak derece. İstemiyorum. Bunun dışına yaptığım bir parça için... Bulsana, bir parça göstersene bize. Ama şu an kızardığı için gözükmüyor. Üzgünüm Gamzeciğim, yani malzeme pişince kaybolmaz. Yağ veya da tuz veya... İzleyebilirsiniz der baharat yağını. Baharat değilse. En dışındaydı ve kızardı o yüzden. Tamam, bul Gamze lütfen. Çok küçük doğradım. Acı olmasın diye de az koydum yani. Şimdi bunu nasıl ben bulayım? Ay lütfen bul. Çünkü benim için ne dedim başladığımda? Ana malzeme önemli dedim. Neyse Gamze'cim Derya Hanım, teşekkür ederim. İzlediğinizde göreceksiniz zaten. Tamam. Kullandım. Tamam. İzlemek değil Gamze. Tadını alamadım. Üzgünüm. Evet, sıradaki puanla devam ediyorum. Bu tabak 2 puan aldı. Ve bakalım kimin? Damla'nın. Neden iki acaba, öğrenebilir miyim Fatma Hanım? Neden iki? Birincisi... Vallahi az önce üçüncü tabağa baktığınızda hani böyle döktünüz ya, bizimkini de deneseydiniz. Bayağı sağlam yaptım. Bir deneyin düşüyor mu? Aynen, bayağı bir... Sağlam düşünüyor. Yaptım yani. Ama dediniz ki yuvarlak olacak, biz elimizden geldiğince onu yaptık. Yani ne eksikti tam olarak? Tuzu yok. Tadına bakmak vallahi ister misin? Vallahi o kadar da tuz attım ama bakayım. Jelepone, biber, turşusu, tuzlu bir ürün. Hem onu az kullanmışsın hem de tuzu yok. Yani turşu olan bir şey, ürün bana tuzsuz geldi. Ve ben tuzu gerçekten çok az kullanan bir çok acı olması olur diye düşündük biz yani, o yüzden. Sonuçta ana ürün ya. Hani öne çıkarmak için ben olsam size verdiğim bütün turşuyu alırdım. Bunun içerisine koyardım. Sonra da acı bizimkilerin damak lezzeti biraz farklı ya. O yüzden acı diyecekler, bu sefer yemeyeceklerdi. Yine de çok teşekkür ederim. Bu kadar eleştiriden sonra acaba bu beşlik tabak kimin? Zeliş'in mi, Seda'nın mı? Günün ilk altınını kim kazanıyor? Seda. Tabii ki. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz şefim. İyi ki geldiniz bu arada masaya. Çünkü biz biberleri daha az kullanacaktık. Korktuk acı olur diye. Bu kadar mı kullanacaksınız sadece deyince biraz arttırdık. İyi ki arttırmışız. Tamamını kullandım. Nasıl kullandın? Çok minik Derya Hanım, böyle çok çok küçük küçük doğradık. Bütün harcın içine hepsini kullandım verilen malzemenin. Zeliş. Siz ne yaptınız? Afiyet olsun öncelikle. Ben de jelibonları içine doğrayıp kullandım. Gayet de yerinde kullandığımı düşünüyorum. Bir puanı hak ettiğimi de düşünmüyorum. Tabağımın da düşünmüyorum bir puanı hak ettiğini. Bir de ben şunu belirtmek istiyorum Fatma Nur Hanım. Siz ikinci tabağa geldiğinizde lezzetsiz olduğunu söylediniz. Hayır, birinci hayır, tabağa. Hayır, hiçbir zaman öyle bir hayır, şey söylemedim. Hayır, öyle bir şey söylemedim. İyi duymamışsın. Şöyle açıklayayım. Birincisi ikinci tabağı es geçiyorum çünkü ben bunu hepsinden ayrı tutuyorum dedim. Bu lezzetsiz olduğu anlamına gelmiyor. İkincisi sizin masanıza geldiğimde herkes yoğururken siz çoktan saplamıştınız. Kızartmaya bir adım kalmıştı. Evet. Ve size söyledim ki özellikle diğer arkadaşlardan ayrı olarak lütfen bunu küçültün dedim. Bunları boz tekrar yap. Çok büyük porsiyonların yani açıkçası dokunmak da istemiyorum ama bu şekilde tuttum şöyle gidiyor. Bunu ilk önce yumurtaya sonra mısır ununa evet. batırıp yapacakken ki düşme tehlikesi var şu an bırakıyorum o yüzden. Evet. Ben
Söyledin, uyardım. Uyarımı yaptım. Teşekkür ediyoruz. Umarım düzeltirsiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Ben zaten küçülttüm. Eğer bu büyük olursa ben buradan puan kıracağım dedim. Çünkü ben bir şey söyledim. Siz beni kale almadan devam ettiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben keşke size değil de Seda Hanım'a gidip de onlara bir tık daha verseydim. O zaman yine ben hani... küçülttüm ama. Ben küçülttüm. Ya öncelikle bu küçülmüş halimi gerçekten. Evet. Ben çünkü şimdi ekrana da verecekler tekrardan versine. Böyle tuttuğumda dedim ki bu kızartırken bile düşecek dedim. Ben bunu doğrudur. Alıp yerken düşecek evet, dedim düştüğünü ki. Düştüğünü kabul ediyorum zaten düştü. Hepimiz de gördük düştüğünü. Düştüm. Ama bir puan hak ettiğini düşünmüyorum. Afiyet olsun teşekkür ederim. Ben sana söyledim. Biraz daha küçült Zeliş diye. Teyze ben sen zaten dedin, küçülttüm seni. Biraz söyle. Daha küçült dedim. Sen yok iyi böyle dedin. Hayır, dinlemedin beni. Teyze. Hayır küçültmedim. Biraz daha ve küçült çektin. Ve ayrıyeten de böyle elimle şu tamam, şekilde. Tamam yaptın ama tam benim istediğim gibi küçültmedin. Teyzeciğim şu an ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Doğruyu ya bir söylüyorum puanım kızım hak ediyor. Ben. Onu mu tamam, söylüyorsun? Tamam hak etmiyor ama ben sana biraz daha küçült dedim. Küçültseydim belki bu şekil daha biraz yüksek puan alabilirdim. Parantez açıyorum. Sadece görünüşe puan vermiyorum. Lezzeti evet, de tuzu çok da. Tuzlu. Yani evet, şap gibi. Doğrudur. Eğer gerçekten hani inanmıyorsanız gelip tadına ama bakabilirsiniz. Ama aynı tuzu kullandı. Aynı zamanda jelapone biberi bulursanız hani diyeceğim ki tamam ben haksızlık yapıyorum. Aynı tuzu kullandı. Şimdi şefim ben araya girebilir miyim? Çok özür dilerim. Buyurun. Zeliş diyorsun ya aynı tuzu kullanıyoruz diye. Şimdi şöyle Fatma Nur şefim. Hepimize aynı miktarda tuz veriliyor. Fakat onu sen kendin evet fazlasını kullanamazsın ama kendin ayarlayıp az kullanabilirsin. Ben mesela tuzumun yarısını arttırdım bu yemekte evet. Tamam hepsini ben de zaten arttırdım. Hepsini kullanmadım ki Sedacığım. Tamam demek ki bir tık daha fazla kullanmış olabilirsin. Onu söylüyor ya hani. Olabilir olabilir. Afiyet olsun. Herkes aynısını kullanmıyor. Şöyle söyleyeyim eğer bu programda size tuzun miktarı da karabiberin miktarı da her şey size reçete olarak verilecekse yarışmanın ne anlamı var? Öyle bir şey yok zaten. Biz hani, kendimiz ayarlıyoruz bunları. Yani tuzu bana atıyorum bir avuç verdiler diye benim hepsini kullanmak gibi bir lüksüm. Ben hepsini kullanmadığımı söyledim zaten. Ama hepsini kullanmışsın. Yok kullanmadım hepsini. Gerçekten şap gibi. Bak hepsini kullanmadım ben. İnanmıyorsanız gelip bakın gerçekten ben verdiğim puanların adaletli olduğunu düşünüyorum. Hani televizyondan belki görünüşe göre ama buyurun 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 lütfen. Gelip bakayım lütfen. Ben. Bir çatal bıçak alayım lütfen. Bakın tadına. Ve jelapeno biberi de bulur musun? Lütfen. Gözlük yardımcı olabilir. Birincisi jelapeno biber burada. İkincisi asla tuzlu değil. Tam kıvamında çünkü ben bu yemeği defalarca yaptım. Nasıl yapıldığını da çok iyi bilirim. Çok da güzel yaparım. Eşim de çok beğenir. Jelapeno biber burada. Bir tane buldum. Aa bir tane bulunmuş arkadaşlar. Yakından alalım. Sadece. Lütfen yakından alalım. Bir tane bulunmuş. An, baktığım an gördüğünü söyledim. Bir kere kullanmışız. Süper. Baktığım an gördüğümü söyledim. Şu an ben karıştırmadım. Hayır, karıştırırsam bu. Hayır ben karıştırmadım. Karıştırarak buldunuz. Ben karıştırmadım. Arkadaşlar bakın gerçekten Fatma Nur Hanım, karıştırmadım. 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 Zeliş bu hem çok tuzlu hem çok karabiberli. Ya ben tuzlu seviyorum ya siz tuzsuz seviyorsunuz. Bilemedim ki şu an Derya Hanım. Hem tuzlu, aşırı tuzlu hem de karabiberli. Evet jalapeno'nun tadı da gelmiyor. Heh şans eseri bir parça buldum ben. Bu kadar ama bu kadar ufalarsam da. Ben ufak kullanmak lezzeti istedim. Lezzeti ve tadını vermez. Ana ürünü kaybetmişsiniz. Siz ana ürünü ortaya çıkarmamışsınız. Kaybetmişsiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Burada afiyet bana olsun. Yükleniyorsunuz fakat ben aldığım puanı verdim. Evet bu da Seda'nın istersen sen uzat. Bu benden tarafta. Alacağınız maksimum puan 1'di. Yani ay, buna... ağzınıza sağlık, Sedacığım, damak tadınıza lan. Sedacığım ellerine sağlık, beni dinlediğin için gerçekten şöyle teşekkür ederim. Şöyle takar mısınız Ayşe bu anı Nur şefim, ölümsüzleştirelim. Ben de bir şey demek isterim müsaitliğiniz varsa. Efendim Ervan ablacığım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Şimdi, gerçekten. Ayşe Nur şefim bize geldiğinde doğramıştı bizim gelin. İşte ne kadar katacağım ne kadar katmayacağım falan dedi. Sonra siz bana dönüp dediniz ki şefim Ervan Hanım... Siz hani kontrol bakın, edin dedim. Edin dediniz. Bunların hepsini katacak mısınız dedi. Dediniz. Çok fazla gelir dediniz. Bana dediniz. Siz uyarın beni geliniz dinlemedi dediniz. Ben de hepsini kullanmadım. Kayıtlarda çıkacak. Ben, kinaye yaptığımı söyledim ve dedim ki bu kadarcık mı kullanacaksınız? Evet Gamzeciğim şimdi bu jelaponun hepsini kullanacak mısın? Hayır hepsini kullanmayı düşünmüyorum. Çok acı olur çünkü.
sürpriz malzememiz olduğunu biliyorsun. Evet, tekrar biliyorum. Üstünden geçmek istiyorum. Peki, yanlış anlamış olabilirsin. Sen bir yere gitme. Gel, 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 gel. Benim yanıma, benim yanıma, benim yanıma. Sen burada kal benimle beraber. Tadıma devam ediyoruz. Erkekler geliyor. İlk olarak Akın'da sıra. Akın hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mısın? Hazırım Derya Hanım. Hemen başlayalım. Tuzu biraz fazla olmuş. Buna herhalde üstündeki acı değil mi? Acı sos mu? Evet, üstünde bir acı sos var, hazır sos. Sadece tuz olarak fazla atılmış bunun tuzu. Onun dışında kıvamı ve jalapeno biberinin tadını aldın mı? Yani biberin tadı gelmedi. Tavuğun tadını alabildim. Bir de yani patates mi var bunun içinde? Evet. Bir de patatesin tadı geldi. Peki. Bunun kim yaptıysa eline sağlık. Çok güzel olmuş. Yani içindeki bütün malzemeleri de güzel kullanmış. Tat veriyor. Biberin tadını aldın Aldım. Mı? Aldım. Bütün malzemenin tadı geldi onun içerisinde. Bu olmamış. Tat vermedi. En son olarak. Yani bu hariç 1, 2 ve 4 numara güzel yapmış. Yani biraz tuzlu olmasına rağmen bu da. Hı hı. Puan alayım puanlarını. Buna 3 veriyorum. Tamam. Buna 5 veriyorum. Peki. Buna da 3 veriyorum. Bu 1. Teşekkür ederim. Buyur geç yerine. Bu arada bugün sadece bir yemek çıkardınız. O yüzden artı 1 puan yok tabaklarının altında. Oturdum bir daha buraya gelmeyeceksin. Şimdi ben tek tek hangi tabak kime ait açmaya başlayayım. Bakalım bu üçlük tabak kimi? Seda Hanım. İşte şefim böyle oluyor burada adalet. Afiyet olsun. Ama sağ ben kesinlikle Seda. Tuzlu olduğunu düşünmüyorum. Artı kemikte durmayan, şimdi biz bunu kemikleri temizledik tek tek ve kendimiz sapladık ya, tutturduk ya. Kemikte durmayana gittin 5 verdin. O zaman ne anlamı kaldı bizim ona emek verip tutturmamızın? Şöyle söyleyeyim, kemikte durmayan dediğimiz tavuk aslında kemik nasıl çıkıyorsa o zaman daha Ay, iyidir şu an, pişer. Akın sen bu işi gerçekten yani, bilmiyorsun hayır, sen lütfen mesela, bırak. Nasıl kemik çıkıyor oradan yani et kendini belli ediyor. Et mi bu? Bu et oluyor. Mi? Etle, ama et biz dedi, bunu özellikle bu şekilde. İşi o zaman uzmanına soralım. Şefim siz ne diyorsunuz? Soracağız. Sıra ona gelecek. Böyle bir şey olabilir Bütün mi? Puanları Saçmalık. Açıkladıktan sonra tekrar Fatma'nın fikrini alacağım. Diğer üçle devam ediyorum. Gamze. Şaşırmadım diyorum yani Derya Hanım. Gerçekten şaşırmadım. Zaten takık durumdayım ona bu aralar. Akına mı taktın? Evet. Neden? Öyle Derya Hanım. Taktım ona biraz benim sinirlerimi bozdu. Duaet bir vermedim. Adaletli mi davrandığını düşünüyorsun? Evet, çok güzel adaletli davrandım. Yani hiç bir vermediğime dua hiç et. Hiç puanı hak ettiğimi düşünmüyorum Bence yani. Bence hak ettin. Aslında hak edişim 1 puan. Sadece 1. Oo. Ne demek istiyorsun Öyle. Sen? Öyle. 1. Gamze'nin tabağı olduğunu bilseydin 1 mi verirdin? Verirdim Derya Hanım. Yoruldum artık. Peki devam ediyorum. Keşke aranızdaki sıkıntı puanlara yansımasa. Ama neyse ki bilmiyordun Gamze'nin tabağı olduğunu. Bakalım kime 1, kime 5 puan vermiş. 5 alan tabak. Damla Hanım mı, Zeliha Hanım mı? Zelişin.
Afiyet olsun Akıncığım. Teşekkür ederim. Sen gerçekten bu işi bilmiyorsun. Vallahi artık çığır açtı. İyi biliyor. Yemin ediyorum o tabağa tuzlu diye puan vermedi şefimiz. Sen kalkmışsın tuzlu tabağa 5 verdin. Arkadaşlar beğendi. Ve benimkine hamur olmuş dedim. Ben öyle bir yorum almadım. Hamur mamurda değil yani. Yani herkes normalde 1 veriyor. Demek ki bunun ağzını tadı da bozuldu. Bir tane 1 veriyorum. Yine suçluyuz. Bütün hepimiz suçluyuz artık. Ağzının tadı yok. Fatma'nın şefimizden de bir yorum alalım. Fatma'nın şefim buyur. Sence bu 5'lik bir tabak mı? Bu kesinlikle... Dörtlük, üçlük bir tabak bile değilken Akın Bey'in 5 vermesine inanılmaz şaşırdım. Damak zevkini bir kez daha gözden geçirmesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu kadar tuzlu bir ürüne nasıl 5 puan? Peki bu yemeğin doğrusunda, bunu böyle tuttuğumda düşmemesi mi gerekiyor? Tutacak mı? Şimdi Akın Bey bunu tuttuğu anda düştü. Hı hı. Burada alıp buna 1 vermesi gerekiyordu. Çünkü bunu tuttu, gayet ham ham yedi. Bunun aslında mantığı baget. Düşmesi yanlış. Yanlış. Peki, tadıma devam ediyoruz. Ama şunu da hatırlatmak isterim. 2 çok önemli görüntü var. Onları da birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi Harun geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mısır unlu tavuk but var. Sürpriz malzeme jalapeno biberi. Biber de var. Derya Hanım dışarıda çok gerdiler beni. Hemen tadımı yapacağım. Kimseden tamam. Yorum falan da istemiyorum. Bu ne ya? Püre gibi. Biberin hiç tadı yok. Belirtisi yok. Ne yaptıkları belli değil. Bunda tavuk tadı geliyor. Onda hiç içebildiğiniz sırf patates gibi bir şey. Yani bunda da acı biraz vuruyor. Onda iyi vurdu da pek olmamış. Bunun içine tavukları çiğ mi attılar, ne yaptılar? Haşlanmış tavuk attılar. Becerememişler yine. Eyvah. Peki, alayım puanlarını. Derya Hanım, birinci tabak 1. Evet. Yani... Üçüne göre en iyisi bu. 5. Peki. Bunun hakkı 3. Dördüncü tabakta 1. Teşekkür ederim, buyur. Bu arada... Gamze neye sinirlendi de dışarı çıktı? Onu da öğreneceğiz birazdan. Önce puanları açmaya başlayayım. Bu tabak 1 puan aldı ve bakalım kimin? Zeliş'in. Harun abi neyi eksikti sorabilir miyim? Hemen söyleyeyim sana. Evet. İçinde tavuğun belirtisi yok. Yani sırf bildiğim patates püresi. Artı içine acı biber kullandığınız hiç acı gelmiyor. Hiç acı alamadım onda. Tamam acıyı anlayabilirim ama tavuk nasıl gelmez onu anlayamam mesela. Bilmiyorum, hepimiz eşit derecede tavuk. İç harcına tavuğu demek ki az koymuşsun. Öyle bir şey yok abi. Hepimiz aynı tavuğu kullandık. Patatesini bir tık az, bir saniye. Patates. Bir tık patatesini az kullansaydın o zaman nokta. Cevap da verme beni sinirlendirme artık. Devam ediyorum. Üçlük tabak kimin? Gamze'nin. Elvan abla sen bir şey söyle. Ya nasıl olur bu kadara kadar da olmaz ama vallahi öyle güzel de yaptık ki bak kızartmasını da ben yaptım ya. Sen dur ben senin adına cevap veririm. Herkesin eşi konuşuyor. Vallahi bence 3 size çok bile verdi. Öpün başınıza koyun nokta. Bundan sonra senin adına ben cevap veriyorum. Bitti. Senin kocanın da damak tadı gitmiş vallahi. Benim kocamın genelde yok damak tadı ama işte bozuk saatte. 2 puan açıklamadım. Biri 1, diğeri 5. 5 alan tabağı açıklıyorum. Bakalım bu tabak Seda'nın mı Damla'nın mı? Damla'nın. Teşekkür ediyorum Harun abi. Eline sağ ol. Ve 1 alan tabak da Seda'nın.
Yani bu adam yeryüzüne beni rezil etmek için gelmiş. Hadi o zaman devam ediyoruz. Sırada Orkun var. Orkun hoş geldin. Hoş bulduk, tadıma başlatmadan önce o gizemli olay videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım ne? Hazırsanız önce sesleri duyacağız. Buyurun. Anlıyorum çözüm. Ne yapabilirim? Söyle. Ne demek ne yapabilirim ya? Herkesin eşi bulabiliyorsa sen de bulacaksın. Ne gerekiyorsa yapacağım, tamam. Yeter ki sus, ne gerekiyorsa yapacağım. Bakacağım, tamam. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Tamam, ne gerekiyorsa yapacağım. Tamam, sus, tamam. Benim sözüm geçeceğim. Evet, ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Diğerlerinin eşi daha dikkatli gibi bir şey dendi. Birazdan bu görüntüleri net bir şekilde izleyip orada kimin ne konuştuğunu sizlerle paylaşacağız. Gamze de zaten akına sinirlenip dışarı çıkmıştı. Tekrar içeride. Evet. Madem öyle başlayabiliriz. Buyur, afiyet olsun Orkun. Teşekkür ederim, sağ olun. Mısır unlu tavuk. Eşim bunu çok güzel yapar. Nasıl yaptığını da gayet iyi biliyorum. Tadıma başlayalım. Hadi başlayalım. İşi çok çiğ kalmış, pişmemiş. Baharat eksik. Onun tabağı değildir kesin. Devam edelim. Bu iyi pişmiş. İçi de gayet iyi. İşi çok çiğ kalmış, pişmemiş. Baharat eksik. Onun tabağı değildir kesin. Devam edelim. Bu iyi pişmiş. İçi de gayet iyi. Bunu yedikten sonra bunu yorumunu yapayım. En çiğ olan içlerinden bu. Hiç pişmemiş hatta. Ama baharatlar gayet iyi. Biraz iyi. Çok hızlı ilerlediğin evet. için tek tek sormadım. Jalapeno biber tadı aldın mı? Hiç gelmedi tadı. Hiçbirinde mi? Hiçbirinde gelmedi. Peki. Hadi o zaman puanlarını alayım. Puanlama yapalım hemen. 1 puan. Evet. Bu iyi pişmiş. Biraz baharat eksikti. 3 puan. Tamam. Bunun içi hiç pişmemişti. 1 puan. Hı hı. Yani en iyisi işlerinden buydu. Dır ve iyi pişmiş. Eşime de en yakın buydu. 5 puan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Buyur Zeliş'in yanına geç. Puan tablomuz 1, 3, 1, 5. İlk biri açıklıyorum. Bakalım bu tabak kimin? Damla'nın. Hak ettiğimi düşünmüyorum. Yine de teşekkür ediyorum. Rica ederim. 3 alan tabağı açıklıyorum. Gamze'nin. Emeğe saygılı bir şekilde puan verdiğin için teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim. Bir vermedi, 3 verdi. Teşekkür ediyorum. Adil davranmaya çalışıyorum. Teşekkürler. Bu tabak 1 puan aldı, bu tabak 5 puan aldı. Ve 5'i açıklıyorum. Seda'nın mı, Zeliş'in mi? Zeliş'in. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Derya Hanım benim çok güzel yaptığımı bilir zaten.
Çok da güzel Allah olduğunu düşünüyorum. 5 puanı da aldım. Seni tebrik ediyorum. Geldin geleli 2 baş almışsın. Öp başına koy. Ne büyük ben bir başarı. Ben geldim geleli 2 baş bir aldım. Bir saniye. Şimdi ben kendi tabağımla ilgili tadımı eşin yaptığı için eşinle muhatap olmak istiyorum. Buyurun. Hakkaniyetli ve adaletli bir puanlama kesinlikle ve kesinlikle yapmadım. Bu bir. Bir aldığınız ama için mi? Biri aldığım için değil, olan tek tabak ya da şöyle diyeyim, Gamze'ninki de iyi olduğunu düşünüyorum. En iyi teşekkür olan tabağa gidip bir verdiğin için adaletli olduğunu düşünmüyorum. Bunu geçtim. İçine baktınız mı? İçine baktınız mı? Ben içine yaparken niye bakayım? Benim düşmemiş aldığım puanlar ortada. Şefin yorumu ortada. Ben çıkardığım tabağı biliyorum. Herkesin biz bunu çevire çevire yavaş yavaş o kadar güzel kızarttık ki. İşte kızarmamış, bembeyaz. Herkesin içi beyaz dediğinde ayrı bir patates püresi. Dışı da beyaz. Sedat'cığım bir saniye, herkesin damak zevki ayrıdır. Anladın senin mı? Senin eşin senin ne kadar beceriksiz olduğunu bildiği için benim eşim beceriksiz seni buldu. Evet. Ve 5 verdin. Evet, evet. Nokta. Tamam, teşekkür ederim. Sen öyle bil. Şu da bir gerçek, Sezar'ın hakkı Sezar'adır. Bugün almam hak ettiğimi ama yarın misli misli söke söke alırım. Evet. Hodri meydan. Lütfen bir şey söylemek istiyorum. Zeliş. Evet Gül abla. Sen ilk geldiğin gün. Evet. Başladığın gün. Molada sen bir şey söyledin bana, hatırlar mısın? Ne gibi? Hatırlamıyorum. Diyalaşmak serbest mi dedin? Evet. Ben de sana kesinlikle hayır dedim. Evet, bunu açık açık da söyledim. Ve burada da şahitim de vardır. Siz tiyolaşıyorsunuz. Gül abla şu an gerçekten beni zan altında bırakıyorsun. Tamam, evet orada böyle bir şey konuştuk. Ben yeni geldim, bilmiyorum kuralları, bunu sana sordum. Ama kesinlikle ben Orkun'la tiyolaşma falan yapmadım. Orkun elimin lezzetini biliyor olabilir. Bu yemeği çok yaparım, onu da biliyor olabilir. Oradan bulmuş olabilir. Bunda hemfikir olabiliriz ama kesinlikle tiyolaşma falan yok. Zeliş'cim, burası yemek programı. Burası mutfak bahane. Burada bilmen gerekir. Bunu sorman bile bir hataydı bana. Derya, ben de bir şey olabilir. Bu da benim bu hatam olsun. Efendim Sedam. Şimdi şefimiz burada masalara tek tek gittiğinde nacizane tavsiyelerde bulundu. Küçük yap dedi, şunu dedi, bunu dedi. Israrla Zeliş'in masasına gittiğinde bunu küçültmen gerekiyor. Bak sana işte tavsiyede bulunuyorum dediğinde Zeliş ısrarla küçültmedi. Açıkçası dokunmak da istemiyorum ama bunu nasıl alıp pişireceksin? Yani ben bunu ben pişirince böyle yemek isterim. İnşallah güzelce ne yersiniz? Ben pişireyim. Çünkü eşi onu oradan bulacaktı. Diğerlerinden Derya bariz büyük yaptığından bulacaktı. Derya buldu. Hanım, Derya aynen Hanım, öyle. Bir saniye, ben de konuşabilir miyim? Bir tabii, saniye. Tabii. Canım bir kere ben aynı şekilde Fatma Nur Hanım'ın gördüğü kadar büyük bırakmadım. Küçülttüm. İşte. Yönetmenim de verebilir. Ya yönetmeni küçülttüm falan karıştırma. Sen benim karşına sandasın. Ben görüyorum sana. Ben senin hayatın falan da değilim. Tabağın bariz diğerlerinden büyük. Zaten hayatın değilsin. Ve küçülttüğümü söylüyorum. E tamam, büyük yine de diğerlerinden bir. Ya ama ben bak şimdi bana. Ben Seda. Ben bak, oradakileri tartışmıyorum. Gel bak, ben sinirlenmeyeceğim diyorum. Gel Zeliş. Yani şu tabakla şu tabakların. Bakın bu da orta boyda, bu da küçük. Neden bunlar eşitken, sen bu da bir tık büyükken. Senin tabağın neden büyük, bana sadece bunu açıkla. Ben bunların bunlardan küçük olduğunu iddia etmiyorum. Ben küçülttüğümü söylüyorum. Neden diğerleriyle aynı boyda çıkartmadığını soruyorum ben de. Niye bu ben görsel senin aynı yapmak zorunda mıyım Seda? Biz hepimiz aynı yapmak zorundayız. Ay, görsel belirgin bu. Küçültmedim. Ben burada baktım kaynanan, kaynanan ya da halan sana söyledi. Dedi ki küçült, aman boş ver dedin. Tamam, şimdi sesler karışmasın. Gamze sen ne demek istiyorsun? Derya Hanım, görüntüler var elimizde dediniz ya. Bence tiyolaştılar ve yakalandılar. Gamze, bence sen tiyolaştın ve benim üstüme atıyorsun. Zaten görüntüde hayır, de görülür. Hayır, ben tiyolaşacağım ki? Benim tiyoya ihtiyacım yok. Benim de yok. Evet, bu tartışmaları artık bir son verelim. Videoyu çok net bir şekilde izleyip hem kim olduğunu göreceğiz hem de ne konuştuklarını birebir duyacağız. Hazırsanız izliyoruz. Ne yapayım? Bulamıyorum çözüm. Ne yapabilirim? Söyle. Ne demek ne yapabilirim ya? Herkesin işi bulabiliyorsa sen de bulacaksın. Söyle. Ne gerekiyorsa yapacağım, tamam. Yeter ki sus, ne gerekiyorsa yapacağım. Bakacağım, elinden tamam. Elinden gelenin fazlasını yapacaksın. E tamam Gamze, sus. Ne gerekiyorsa tamam yapacaksın. Tamam, ne gerekiyorsa İstemiyorum yapacağım. Tamam, gitse. Sus, tamam. Benim sözüm geçecek. Gamze tamam dedim. Benim sözüm uzatma geçecek dedim. Yeter abla.
Yeter daha yeter. Ne yapayım Allah'ını seversen ya? Niye mesaj atıyorsun sen ya? Ya grup. Olabilir niye mesaj? Sana atmayacaksın mı dedim? Ya ne demek atmayacaksın? Sana atmayacaksın. Ya dedim. Gamze niye atmayacaksın? Benim orada huyumu insan... biliyorsun dedim sana. Tamam da insanların da orada eşleri var. Ne olabilir. Olmuş şu an? Ya? Ben grup yöneticisiyim. Ben istemiyorum dedim. Ya öyle bir şey yok Gamze. Ben atacağım bundan sonra mesajı. Hayır sen ellemiyorsun. O zaman yöneticilikten çıkıyorsun. Hayır çıkmayacağım Gamze. Çıkacaksın. Hayır Gamze yeter daha sen vallahi bunu attın artık. Sana yeter daha. Dedim. Hayır Gamze sus. Sus hayır bak elini indir. Bir daha elini mesaj indir. Bir daha hayır, mesaj at. Hayır hayır sus. Dinledim anlamaya çalıştım. Ne bu? Derya Hanım gruptaki bizim yönetici yani binanın yönetim grubu var. Oradan ben yazıyorum. Grup yöneticisiyim. Yani Gamze de bir sürü şeyler hani yok ben yazacağım artık ben yazacağım sen yazma. Yani kıskançlığı artık son raddeye getirdi. Yani her şeyden bir kıskanma, her şeyden bir kıskanma. Yani şuradan bir sinek geçsin, vız niye baktın sineğe? Kimseyle konuşmamı istemiyor yani. Gamze. Efendim. Ne bu yaptığın bir de kalktın millete iftira yaptın utanmadın mı? Derya Hanım görüntüler var elimizde dediniz ya. Bence tüyolaştılar ve yakalandılar. Sen de kimin tarafındasın belli değil ya. Hem konuşursun da böyle zaten bari bu kadar diyeyim. Bizi bu kadar rezil yapma buralarda. Hepten rezil kepaze olduk. Rezil yapan dün sensin. Dün beni yaptın 80 milyona rezil ve imitasyon oğlum. Altın taktın. Zaten ben aklına hep derdim. Kızanım bak olmaz. Olamayacaksın mutlu. Ne oldu Akın şimdi? Öyle mi dedi Akın? Hala gerçekten haklısın. Ah. Gerçekten sıkıldım. Artık ne demek istiyorsun sen yani. Ya? Böyle olmaz. Sen ne demek istiyorsun? Öyle yani her şeyden bu kadar da olmaz. Bıktıysan geç değil yani. İşe benden gidiyorum. Mükemmelini benden güzelini bulabilirsen İşe buyur yol orada gidebilirsin. İşe gidiyorum çalışıyorum. Görüntülü arıyorsun. Müşterinin yanında görüntülü olabilir, arıyorsun. Olabilir özlüyorum kocamı seviyorum şey, özlüyorum merak özlemek, ediyorum arıyorum. Özleme beni. Allah Allah. Sen özlüyorum. Niye benim program yüklüyorsun beni takip Yok, ediyorsun yüklemedim. Neredesin diyor. Pazara bile gidemiyorum yani. Sen yapıyorsun diye ben yaptım. Sen yapıyorsun ben değil. Benim dediğim olacak. He olur. Benim dediğim olacak. He olur. Evin reisi benim bitti. Aferin çocuğum, aferin akınım, aferin kızanım. Ha böyle, ha böyle vur yumruğunu vur. Gamze yine de bu durum doğru değil. Yani Akın'a her ne kadar kızarsan kız... Burada çekim esnasında onunla stüdyo dışında bir araya gelip konuşmaman gerekiyor. Tüyolaşma falan yok. Normal konuştuk. Biraz beni sinir etti. Peki. Sinirlendim o yüzden. Ama böyle şüphelere yol açmamak için lütfen tekrar yapmayın tamam mı? Tamam Derya Hanım. Peki. Tadıma devam ediyoruz. Sıra Hakan'da. Hoş geldin. Son tadımı sen yapıyorsun. Hoş bulduk, son Hanım, puanları merhabalar. Sen vereceksin. Ve beraberinde ceza çarkı da geldi. Masalardan birinde hata işlendi. Kesin onu da ikinci görüntüde izleyeceğiz. Şimdi buyur hemen başlayalım. Ben çatal bıçak kullanmayacağım. Direkt böyle elimle. Şundan sonra yorum yapmak istiyorum ona. Sürpriz malzeme jalapeno, biber. Bunlar iki tabak da aynı. Değişen bir şey alamadım. Buna bakmak istiyorum bir farklılık var mı? Çok güzelmiş. Biberi falan da hissedebiliyorum. Ama bu tabaklar ikisi de aynı. Bu da idare eder. Alayım puanlarını. Bir. Evet. Bir. Evet. Bu çok güzel bir tabaktı. Beş. Evet. Bu da ortaydı yani. Çok ne iyi ne kötü. Üç verelim buna da. Tamam. Teşekkür ederim. Puan tablomuz bir, bir, beş, üç. Biri açıklıyorum. Bu tabak... Seda'nın. Hiçbir şeyden anlamıyorsun. Başka da hiçbir şey demiyorum. Teşekkür de etmiyorum. Afiyette olmasın. Önemli değil. Üçü açıklıyorum. Bakalım bu tabak kimin?
Gamze'nin. Teşekkür ederim. Hakan, 5'i kime verdin? Kesin Zeliş'e vermiştirim. Damla'ya vereceğimi düşünmüyorum. Benimle bu alıp veremediğin nedir acaba? İkide bir masanın başına geçiyor. Derya'm sana bir şey söylüyor. Kesin bizimkilerdir. Kesin bizimkilerdir. Bu ön yargın nedir ya? Hayatım, seninle kavga etmeyi seviyorum ben. Ya bizim kavgamız hiç bitmiyor ki. Anne. Efendim. Ha, bunun derdini de ben anlamıyorum. Bak gene aynısı oldu. Oğlum ne değilse o ancak o olur. Oh. Ne yaptın? Arkada anana öğrettin mi? Ne oldu? Vallahi o da gördü herhalde senin ne olduğunu. Hayır, o benimle birlikte yaptı. Alacağın olsun anne. Eve beraber gideceğiz. Aslında bu kötü bir şey değil ki. Ben seninle kavga etmeyi seviyorum, biliyor musun? Alıştım burada. Ya ne oldu şimdi? Annen de seni savununca böyle bir peki, daha çok rahatlama geldi. Çok ezilmeni istemedim. Damla, hadi şu puanı açayım artık. 5 alan tabak Zeliş'in mi, Damla'nın mı? Damla'nın. Üzüldü resmen eşine verdiği. Yemin ederim bak böyle affetit ya. Teşekkür meşekkür etmiyorum sana. Hak ettiğim şekilde aldım. Abi neden bir neyini eksik buldun? Yapamamışsın. Sen mi yaptın? Olmamış. İlk defa 5 aldın. Ben 2-5 aldım tatlım. Ne, ben de 2 tane 5 aldım, rahat olsan. Kaynananın bile gözü açıldı, gerçekleri gördü. Fatma Nur'dan da son bir yorum almak istiyorum. Fatma Nur'dan buyur, bak bakalım beşlik tabağın. Ben zaten bunun tadını biliyorum. Yani gerçekten üzüldüğün kadar var. Gerçekten beşlik bir tabak değil. Ama birinci tabakta inanılmaz derecede tadına bakmadın. Ya büyük ihtimalle artık eşinin el lezzetini anladın ve tabağını buldun. Ne kadar üzüldüm desen de bilerek 5 puan verdin. Olmamış tabağa. Çünkü ilk tabak gerçekten birlik değil. Bir şey söyleyebilir miyim? Beni burada herkes biliyor. Hani verdiğim puanlar da çok iyi biliyor. Belki kaç haftadır ben Damla'ya sadece bir veriyorum. Bilinçli bir şekilde değil bu. Ama İstemeden gerçekten oldu, hani şu kadar... Yani şunla hani ne ana ürünü değerlendirdin ne başka bir şey. Yani buna verdiğin 5 puan bilmiyorum. Hayata bakış açımız, yemeklere bakış açımız değişik demek. Vallahi teşekkür ederim. Fatma Nur'dan da tarafsız bir yorum almış olduk. Ve şimdi ceza çarkına gidiyorum. Fatma Nur'u da yanıma aldım. Ve şimdi bu ceza çarkı kimin için dönecek ve nasıl bir hata işlendi izliyoruz. Seda'nın mutfağındayız. Tavuk suyu koyuyorum. Tavuk suyu da koyuyorsun. Evet. Patates püresine, o harca tavuk suyu koyuyorsun. Haşladım, tavuğun suyundan koydum lezzet katsın diye. Tarifte var mıydı bu? Derya Hanım, ben lezzet katsın diye bir kaşık koydum. Yani Gamze'ye de söyledim, yapmadı. Böyle biliyordum. Peki soruyorum, bunu başka yapan var mı? Hayır. Hayır, yapmadık. Tarifte böyle bir şey yoktu Seda. Bana çok söyledi ama yapmadım ben. Israrla söyledi, böyle olur dedi. Keşke yapsaymışsın, tek başıma ceza almazdım. Fatma Nur, bu yemekte bizim kuralımız herkesin tarife birebir uyması. Şimdi sence bu kural dışı mı? Kural dahilinde mi? Aslında bana kalırsa böyle bir şey reçetede yazmıyormuş. Bu demek kural dışı ama Seda Hanım eğer diğer izleyicilerimiz de evde yaparsa bunu yapması daha çok lezzet katar. Ama reçetede böyle bir şey yazmıyorsa üzgünüm, kural yazmıyor. Dışı oluyor. Kural dışı. Çok net çok bir üzgünüm. Şekilde yazmıyor. Adaletli olması için. Bu yüzden de şimdi Seda için şarkı çevirmeni bir rica pas, ediyorum. Bir pas lütfen. Hadi bakalım. Eksi bir. Ben az olsun, kalsın eksi üç ederim. Çıkacak sanıyordum. Kalbim evet, çıktı. Toplam puanlardan eksi bir puan düştük. Olsun, güzel. Evet, Çark da bile dayanamadı. Burada fire verdi. Ve puanlar hazırsa hemen onları alıp günün birincisini açıklamak istiyorum. İki çeyrek altın burada. Hemen günün birincisini açıklamak istiyorum ve bu görevi Fatma Nur'a veriyorum, tamam mı?
Tamam. Evet, bakalım bugünün birincisi kim? Bakalım bugünün birincisi kim? Bu iki çeyrek altın hangi gelinime gidecek? İki tane çeyrek altının sahibi gelinimiz, masamız. Damla Hakan oluyor. Tebrik ediyorum sizi. Tebrikler. Size. Bak bak. Damlalar 14 puan aldılar. Zeliha ve Gamze 13 puan. Seda da 10 puan. Puanlar birbirine çok yakın. Yarın tam tamına 15 bilezik veriyoruz. Fatma Nur da yeniden bizlerle beraber. O yüzden dersinizi iyi çalışın derim. Yarın final. Saat 14'te görüşürüz. Hoşça kalın. Buradaki gelineye de söylüyorum. Şu şekilde ununu eleyin. Oo, bayağı un döküldü. Baya tabii. Çok güzel açıyor, güzel annesi. Güzel açıyor muyum? Güzel açıyor. Annesi güzel öğretmiş buna maşallah. Peki sen yemek yapmayı ilk kimden öğrendin? Ben rahmetli babaannemden öğrendim. Annemle büyümedim ben. Babaannem büyüttü beni. Annemle büyümek isterdim. Ondan öğrenmek isterdim bu yemekleri. Allah razı olsun, mekan cennet olsun ama anne gibi olmuyor.